Efendim, Türkiye seçime gidiyor. 54 gün kaldı. Seçim saati mahallinde takvim biliyorsunuz işlemeye başladı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, seçim ittifakı konusunda partilerdeki son durum ne? Şöyle genel manzarayı sizlere önemli başlıklar, notlar halinde aktarmak istiyoruz. AK Parti'de son durum ne? Efendim, Perşembe günü grupta kapalı bir toplantı yapılması bekleniyor. Çünkü mecliste grubu olan partilerin Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmeleri için grup kararı alınması gerekiyor. İşte AK Parti'nin de Perşembe günü bu grup toplantısına basının kapalı olarak yapması bekleniyor. Cuma günü ise Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu Yüksek Seçim Kurulu'na iletilecek. Ve işte Cumhur İttifakı konusundaki ortağı diyelim Milliyetçi Hareket Partisi yarın da, yani çarşamba günü de kapalı grup toplantısını MHP yapacak mecliste ve ittifak protokolüne son şekli veriliyor. Çalışmalar devam ediyor AK Parti ile MHP arasında ama çok ufak rötuşlar kaldı. İşte bu ittifak protokolü konusunda da çalışmalar devam ediliyor. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak YSK'ya Cuma günü iletilmiş olacak. CHP'de durum ne sevgili izleyiciler? Hemen aktaralım. CHP'de aday belli değil. Merakla bekleniyor. Günlerdir konuşuluyor. Bazı isimler zikrediliyor ama aday belli değil, ama adayın ne zaman açıklanacağı bugün itibariyle kesinleşmiş oldu. Cuma günü sabah 10'da CHP Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Dediğim gibi bazı isimler konuşulmaya hala devam ediliyor. Aday ismi üzerinde çalışma sürüyor. Bir yandan da ittifak arayışı devam ediyor. Bu konudaki çalışmalar, irtibatlar, iletişimler sürüyor. Son durum böyle sevgili izleyiciler. AK Parti, MHP ve CHP cephesinde. Tabii az önce de söyledik, süreç başladı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Saadet Partisi'nde ve Vatan Partisi'nde son durum ne? Diğer partilerde son durum ne? Onları aktaracağız sizlere. Cumhurbaşkanı adayı Saadet Partisi'nde belli oldu. Beklendiği üzere Temel Karamollaoğlu oldu Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı sevgili izleyiciler. Ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de yine Temel Karamollaoğlu gibi 100 bin imza toplayıp aday olma yolunda. İşte Doğu Perinçek de adaylık için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Cumhurbaşkanı adaylığı için süreç başladı. Adaylar bir bir açıklanıyor. 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı seçiminde en merak edilen şüphesiz CHP'nin kimi aday göstereceği. CHP lideri Kılıçdaroğlu o adayı belirlemek için birçok görüşme yaptı. Hem parti içerisinde istişareler yaptı hem de diğer parti liderleriyle görüştü. Sonunda CHP'nin adayının kim olacağı değil ama o ismin açıklanacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı adayımızı Cuma günü saat 10'da Ahmet Taner Kışlalı kapalı spor salonunda büyük bir buluşmayla açıklıyoruz. İttifak arayışından sonuç alamayan Saadet Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için beklenen isim açıklandı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu bağımsız aday olarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracak. Karamollaoğlu'nun adaylığının kesinleşmesi için parti teşkilatı 100 bin imza toplayacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismini açıklayan bir diğer isimse Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Perinçek adaylık başvurusu için YSK'ya başvurdu. Şu anda elimizde 90 bin adet dilekçe var. 9 Mayıs günü bu ilçe seçim kurullarında imzaların toplanması günü bittiği zaman 100 bini aşan imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacak. 9 Mayıs'a kadar 100 bin imza toplanması halinde Doğu Perinçek de Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak girecek. Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi YSK tarafından 13 Mayıs'ta açıklanacak. Genel anlamda işte Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, ittifak süreci konusunda genel bilgileri verdik, tabloyu önünüze serdik sevgili izleyiciler. Şimdi tek tek partilere bakalım istiyoruz. Son durum ne? Bugüne ilişkin notlar ne? AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı süreci sona ermek üzere. Başvuru sayısı ise bugün itibariyle 6616 kişi oldu, rekor seviyede. Yarın saat 19'da süreç son bulacak ve ondan önce genel merkez yine hareketliydi bugün. Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin kalbinden son bilgileri TRT Haber'e paylaştı. AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı sürecinde sona gelindi. Partiye ilgi yoğun. Kaldığı yerden devam etmek isteyen de
yıllarca memuriyetten sonra siyasete gönül veren de başvuru yaptı AK Parti'ye. AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı için süreç devam ediyor. Başvurular rekor seviyeye ulaşmış durumda. Başvuru için son tarih ise 2 Mayıs. Aidatını yatıran kişi sayısı 6616 kişi olarak kayıtlara geçmiş gözüküyor. 5 Mayıs'ta temayül yoklamasının bitirilmesi hedefleniyor. Ardından aday adayları AK Parti Genel Merkezi'ne bir kez daha çağrılacak. Her biri 4 kişiden oluşan 14 ayrı komisyon çalışacak ve bütün aday adayları mülakata tabi tutulacak. İlk değerlendirmelerden sonra bir ara komisyon kurulacak. Ara komisyonun 2 günlük mesaisinin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki komisyon tarafından verilecek. AK Parti 600 milletvekili adayı belirleyecek. Liste 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek. Bir gün sonra da AK Parti'nin milletvekili adaylarını tanıtması bekleniyor. Efendim, ana muhalefette tüm gözler Cumhurbaşkanı adayında. CHP ne zaman açıklayacak, kim olacak, birçok isim zikrediliyor, değerlendirmeler yapılıyor, ibre kimden yana şeklinde. İşte CHP'nin adayı Cuma günü belli olacak sevgili izleyiciler, sabah 10'da açıklanacak, merakla bekleniyor. Bu arada parti genel merkezinde de milletvekili aday adaylığı için başvurular devam ediyor. Aday adayları 24 Haziran'da CHP'nin listesine girebilmek için sabah erken saatlerde başvurularını yaptı. Gözler ana muhalefetin Cumhurbaşkanı adayında. Genel merkezde ise milletvekili aday adaylığı trafiği vardı. Başvurular ikinci günde de devam etti. Aday adayları ellerinde belgeleriyle gittiler başvuru yapmaya. Hazırlanan merkezde sırayla işlemlerini gerçekleştirdiler. Aday adaylarının başvurularını yaparken izleyecekleri yol başvuru merkezinin hemen girişinde yer alıyor. Öncelikle dosya alınıyor, ardından da bankaya ücret yatırılıyor. İşte bu 5 aşamanın da eksiksiz tamamlanması gerekiyor. Aday adaylığı sürecinde başvuru için son günse 7 Mayıs. 24 Haziran'da seçim yarışına girecek milletvekili aday listesi için son sözü ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek. İsim henüz yok ama CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı gün belli. Az önce aktardık, Cuma günü açıklanacak. O ismin kim olacağı sorusu dediğimiz gibi Cuma günü yanıtını bulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bugün bu konu soruldu, değerlendirmesi soruldu, tepki gösterdi bu duruma. Bir gün CHP'nin önünde halk toplanacak, açıkla şu adayını diyecek dedi. Bahçeli bu arada MHP teşkilatlarına bir genelge gönderdi ve işte bu genelgede de CHP'yi eleştirdi. Teşkilatlara ise önemli uyarıları vardı. Provokasyonlara gelmeyin. Vallahi çok sabırı taşırdı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklamamasını bu sözlerle değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sabır taştı dedi, ekledi. Millet merak ediyor. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde halk toplanacak, artık açıkla şu adayını diyecek. Devlet Bahçeli CHP'yi eleştirilerini parti teşkilatına yönelik yayımladığı genelgeyle sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karalayan ucube zihniyetler var dedi. İyi Parti ile olan görüşmeleri işaret etti. Kandil ve Pensilvanya'nın arkasına saklanarak Türkiye'yi taşlayan CHP bunlardan birisidir. İpini FETÖ'ye zimmetleyen siyasi ikbalini fenalıklarla zenginleştiren dönek ve kaçkınlar bunlardan bir diğeridir. CHP, Pensilvanya'nın sözcüsü, Türkiye düşmanlarının gözcüsüdür. CHP ipe dolansa da, ip CHP'ye bulaşsa da, FETÖ, PKK, HDP, PYD, YPG, DHKPC, Türk düşmanları kudursa da, Türk milletinin hükmünden kaçamayacaklardır. Bahçeli genelgede MHP yöneticilerini tahrik ve olası provokasyonlara karşı uyardı, geçit vermeyin dedi. Türkiye üzerinde oyun oynamak için pusuya yatmış iç ve dış aktörlerin tahrik ve provokasyonlarına azami dikkat edilecektir. Hassasiyetimizi kaşımaya tevessül edenlere, görevli ajanlara karşı en üst düzeyde uyanık olunacaktır. Farklı siyasi kulvarlarda olunsa da AK Parti ile hedef birlikteliği yapıldığına vurgu yaptı. Kullanılan dil ve üsluba özen gösterin, ittifakı zora sokan yorumlardan kaçının ifadelerini kullandı. MHP lideri genel merkezde gün boyu çalışmalarını sürdürdü. O kurmaylarıyla seçimlere yönelik yol haritasını ele alırken aday adaylığı hareketliliği devam etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde başvuruların 6. gününde de aday adayları başvurusu devam ediyor. Ancak en yoğun başvurunun aynı zamanda Türkçülük Bayramı da olan 3 Mayıs'ta olması bekleniyor.
Başvurular önce teşkilatlarda, sonra genel merkezdeki komisyonlarda değerlendirilecek. Son kararı Devlet Bahçeli verecek. Efendim işte AK Parti ile MHP uzun zaman önce Cumhur İttifakı kararını bildirmişti, kamuoyuyla paylaşmıştı biliyorsunuz. Bültenimizin başında aktardık, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki parti de mecliste grup toplantısı yapacaklar. Aldıkları grup kararını daha sonra YSK'ya bildirecekler Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda. Bir yandan da Cumhur İttifakı çalışmaları devam ediyor. Protokol hazır, son rötuşlar yapılıyor sevgili izleyiciler. Cumhur İttifakı konusunda AK Parti Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'la MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı bir araya gelerek metne son şeklini verecek. Genel başkanlar onay verecekler ve protokol Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Gerekçesi devletin bekası olacak. 15 Temmuz darbe girişimi kırılma noktası olarak yer alacak. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Grup kararları alınmak suretiyle Yüksek Seçim Kurulu'na müracaatlar yapılmış olacak. Cumhur İttifakı protokolü hazır. Protokol önce genel başkanlara sunulacak. Ardından Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. AK Parti Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'la MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı bir araya gelecek. Ortak metne son şekli verilecek. Genel başkanlarımızın imzalayacağı metinde Cumhur İttifakı'nın amacı, ilkeleri, hedefi nedir? Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi ile neler amaçlanıyor? O konulara yer veren bir metin hazırlıyoruz. Protokolün gerekçesi devletin bekası olacak. 7 Ağustos Yeni Kapı Ruhu, Milli Birlik ve Beraberlik Duygusu, 16 Nisan Referandumu, terörle mücadele operasyonları protokolde yer alacak. Milliyetçi Hareket Partisi ile bu seçim ittifakı meselesi, ya seçim yaklaşıyor, acaba ne yapacağız gibi bir endişeden değil, 15 Temmuz'dan bugüne kadar birlikte yürümüş olduğun yolun kurumsallaştırılması anlamında bir adımdır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının altı çizilerek zafer vurgusu yapılacak. Genel başkanların onaylamasının ardından Cumhur İttifakı protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. Efendim, Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimi çalışmalarını tamamladı ama her seçimde olduğu gibi biliyorsunuz oy verme aşaması yurt dışında çok daha önce başlıyor. Ve hemen bakalım, tabii yurt dışında yaşayan Türkler de merakla takip ediyor bu süreci. Nasıl olacak, hemen aktaralım sizlere. 7 Haziran'da yurt dışındaki Türkler oy vermeye başlayacak sevgili izleyiciler. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar 60 ülke ve 123 temsilcilikte kurulacak sandıklarda oy kullanmaya başlayacaklar. Ne zaman? Efendim, yurt dışında 7 Haziran'da başlayacak oy kullanma işlemi ve 19 Haziran'da sona erecek. Ama gümrük kapılarında yine 7 Haziran'da başlayacak ama 24 Haziran'a kadar gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Efendim, bültenimizin başında da söyledik, bugün 1 Mayıs dedik, işçinin, emekçinin bayramı dedik. Şimdi tabii 1 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nu konuk ettik efendim TRT Haber ekranlarında. Tüm emekçileri yakından ilgilendiren bir isim ve emeklilere bayram ikramiyesi konusunun toplu sözleşme masasında da gündemlerinde olduğunu söyledi Sayın Bakan. TRT Haber'de anlattı ayrıntıları. Sarıeroğlu ikramiyeden 12 milyon 300 bin kişi yararlanacak dedi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sevgili izleyiciler. Bu arada memuriyet son buluyor mu sorusu spekülasyon olarak ya da yorum olarak çok konuşuluyordu. İşte bu soruda yöneltildi ve Jülide Sarıeroğlu kamu personel rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak dedi net bir şekilde. Mevcut sistemimiz neyse bu sistem aynı şekilde devam edecek dedi. Toplamda 12.3 milyon emeklimiz bu paketten faydalanmış sadece olacak. Sadece emekliden mi efendim? Toplu sözleşme masamızın ana gündemiydi dedi. Her yıl iki bayram öncesi biner lira verileceğini hatırlattı. Paketin kapsamını anlattı. SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklilerimiz bu haktan her üç yapı içerisindeki emeklilerimiz faydalanacaklar. Diğer taraftan şehit yakınlarımız ve gazilerimiz
bu haktan faydalanacaklar. Yine vazife ve harp malulü olan er ve erbaşlarımız bu haktan faydalanacaklar. Emekli olan geçici köy korucularımız bu haktan faydalanacaklar. Şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcularımız, Kore, Kıbrıs, İstiklal Savaşı gazilerimiz ve terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan sivil vatandaşlarımız da bu haktan faydalanmış aslında olacaklar. Aslında kapsam bayağı geniş, biz oldukça sadece geniş kapsamlı diye olarak düzenlemiş durumdayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. Memurluğun kaldırılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Mevcut sistemimiz neyse, KPSS ile memur alımlarımız devam ediyor, ilanlara çıkıyoruz. Sözleşmeli personel alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Sistemimiz neyse aynı şekilde devam edecek. Çalışma Bakanı'nın 4B'lilere de izin müjdesi vardı. 4B'lilerin izin sürelerini çok iyi şekilde düzenlediğimiz yönetmelik değişikliğimizi de Maliye Bakanlığımızla birlikte tamamladık. Onu da Bakanlar Kurulu'na sevk etmiş durumdayız. Ve genel sağlık sigortası borçluları. Aralık 2018'e kadar genel sağlık sigortası borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla alakalı süreci başlatmış oluyoruz. Efendim devam edelim. 1 Mayıs kutlamalarıyla Emek ve Dayanışma Günü bütün yurtta büyük coşkuyla kutlandı. Sendikalar bu yılda kutlamalar için farklı adresleri tercih etti. Ve tabii 31 Mayıs'ta Taksim'de hayatını kaybedenler, 31 yıl önce özür diliyorum, Taksim'de hayatını kaybedenler de bu yılda 1 Mayıs'ta unutulmadı sevgili izleyiciler. Şimdi ekranlarınıza Türkiye'nin dört bir yanından 1 Mayıs kutlamaları ve manzaraları getirelim. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. İstanbul'da sendikaların temsilcilerinin ilk durağı Kazancı Yokuşu'ydu. 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktılar. Taksim Atatürk Anıtı'na da çelenk konuldu. Kutlamalar için belirlenen merkez ise Maltepe sahiliydi. Alana kortejler halinde gelindi. Güvenlik güçleri İstanbul'da provokasyonlara izin vermedi. Beşiktaş'ta toplanan grup yürümek istedi Taksim Meydanı'na doğru. Polis uyardı ancak polisin uyarısını dinlemediler ve şu anda gözaltına alınıyorlar. Beyoğlu Piyalepaşa'da ihbar üzerine arama yapan ekipler parça tesirli el yapımı patlayıcı buldu. Başkentte kutlamaların adresi Anadolu Meydanı'ydı. KESK, DİSK, Türk İş, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri bir araya geldi. İzmir'de binlerce çalışan Gündoğdu Meydanı'nda buluştu. Hakiş'in 1 Mayıs'ı kutladığı adres Adana oldu. Hatay'da da coşku vardı. Türk İş Sendikası'nın 1 Mayıs kutlamalarının merkezi bu sene Hatay'dı. Kutlamalarda Zeytin Dalı'nda şehit düşen 52 askerimiz de unutulmadı. Memur Sense bu yıl Kocaeli'yi seçti. Alın terinden daha hayırlı bir şey yoktur diyen. Siyasiler de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kliple verdi mesajını. Ülkemizin büyümesi, kalkınması ve hedeflerine ulaşmasında emeği ve alın teriyle en büyük paya sahip olan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Başbakan Binali Yıldırım sosyal medya üzerinden kutladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir bayram havasında kutlanmasını diliyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından mesaj verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise TRT Haber'den İşçi Bayramı'nı kutladı. Var gücüyle çalışan tüm emekçilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın hepsinin gününü tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, işte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü işçiler büyük bir coşkuyla kutladı, meydanları doldurdular. Ancak sevgili izleyiciler, bu özel günde ekmek parasının peşinde koşanlar da vardı. Ve kimileri de resmi tatili fırsat bildi. Sahiller, parklar doldu taştı. Çalışanlar kutladı, eğlendi, taleplerini dile getirdi. Bazı iş kollarındaysa buna fırsat olmadı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yine işlerinin başına geçtiler. Siz de bizim gibi çalışıyorsunuz. Demek ki siz de halk hizmet ediyorsunuz. Size de kolay gelsin. Çok sağ olun. Çalışmak zorundayız. Hayat şartları böyle. Benim için işçi demek yani baş tacı demek. Maalesef biz çalışıyoruz işte böyle. Bazılarında çalışması mı lazım? Yani devamlı öyle oluyor zaten. 1 Mayıs'ta alanlarda kutlama yapan işçiler de vardı, çalışmak zorunda olan işçiler de vardı. Bugün o fırsatını bilip tatilin tadını çıkaranlar da. Kuyruk uzayıp gitti, görenler inanamadı. Görüntüler İstanbul Kadıköy iskelesinden. Resmi tatilde hava da güzel olunca İstanbullular soluğu dışarıda aldı. 1 Mayıs'ta da adalara gitmek isteyenler iskelelere akın etti. Kadıköy Adalar İskelesi önünde metrelerce kuyruk oluştu. Vapurlarda oturacak yer bulmaksa neredeyse imkansızdı. Bugün kendimize tatil ayırdık. Ben çoluk çocuğu alıp mangal yapmaya geldim. Vatandaşların bir diğer tercihi ise sahil ve parklar oldu. Bazıları piknik yaptı, bazıları ise güneşin tadını çıkardı. Çocuklarınsa keyfine diyecek yoktu. Olmaz mı? Bana geliyor abi bu. Bursa'daysa hayvanat bahçesi çocukların akınına uğradı. Özellikle yavru hayvanlar ziyaretçilerin ilgi odağıydı. Evet işte 1 Mayıs sevgili izleyiciler, Türkiye'de böyle kutlandı, manzaralar böyleydi. Az önce haberimizde de aktardık, bir kadın emekçinin, esnafın yorumu, benim için işçi demek baş tacı demek diyor ya, gerçekten en kutsal duygu emek sevgili izleyiciler. Dünyada da çeşitli etkinliklerle kutlandı 1 Mayıs tabi. Standlar açıldı, daha iyi çalışma koşulları talep edildi. Ancak grev dalgasının sürdüğü Fransa'da olaylar çıktı, göstericiler güvenlik güçleriyle çatıştı. Dünyada 1 Mayıs etkinlikleri barışçıl atmosferde geçerken Fransa'da şiddet vardı. Başkent Paris'te göstericiler güvenlik güçleriyle çatıştı. Araçlar ve mağazalar ateşe verildi. Öfkeli protestocular bazı köprüleri kapattı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de de 1 Mayıs coşkusu vardı. Fransa'nın aksine 1 Mayıs Belçika'da festival coşkusuyla kutlandı. Aileler güneşli havanın da tadını çıkarmak için kutlama alanına çocuklarıyla geldi. Almanya'da coşku vardı. Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs büyük bir coşkuyla kutlandı. Festival havasında geçen etkinliklerin adresi ise Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg bölgesiydi. Binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde çok sayıda Türk girişimci tezgah açarak ürünlerini sattı. Kazakistan'ın başkenti Astana'daysa Kazakeli Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de katıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'daysa Kızıl Meydan'da yürüyüş düzenlendi. İspanya ve Yunanistan'da meydanlar doldu taştı. Göstericiler maaşlarının yükseltilmesini ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep etti. Balkanlar da 1 Mayıs etkinliklerine sahne oldu. Efendim dün bültenimizde de aktardık. Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu'ndan sonra çıktı ve birçok müjdeyi ve birçok kesimi ilgilendiren önemli paketler açıkladı. İşte onlardan en önemlilerinden biri. Hükümetten emekliye yılda iki kez ikramiye müjdesi geldi. Bundan böyle ne olacak? Tüm emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında sevgili izleyiciler bayram ikramiyesi ödenecek. Ne kadar? Biner lira ödeme yapılacak, her yıl yapılacak Ramazan ve Kurban bayramlarında. Bu arada yaşlılık aylığı da 500 liraya yükseltildi. İşte bu önemli kararın bugün yansımaları, değerlendirmeler ne oldu, bakalım şimdi haberimize. Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, Kurban bayramı öncesi 1000 lira. Müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım verdi. Emeklilere bayram ikramiyesi verilecek. 1000 lirayı torunlarıma vereceğim, çocuklarıma vereceğim. O şekilde değerlendiririm. İhtiyacı olanlar için az da olsa bu bir insana yardım demektir. Ve insanın acil en azından ihtiyacını temin etmesine bir vesile olur. Ben buna teşekkür ediyorum yani. İkramiye ödemeleri tüm emeklileri kapsayacak. Emekliler için güzel bir şey.
şeker de kurbanda en azından alacağımız şeylere yardımcı olur. Gayet güzel. Çoluğuna çocuğuna gezmeye gider. Bazı sıkıntılar olur, onları giderir. Hayırlı. İkramiyeler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenecek. 1000 de kendimden katarım. 2000 lirayla kurbanımı keserim. Tabii, nispeten rahatlatır. Kurban Bayramı'nda kurbana katkı olur. Hiçbir geliri olmayıp da devletten maaş alan yaşlıların aylıkları da yeniden düzenlendi. 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Hükümetimizden çok memnunum. Tamam. Allah başımıza ne eksik etmesin. Ve işte efendim, Başbakan'ın açıkladığı bir diğer önemli paket, 50 yıllık imar sorunu çözülüyor. Tapusu olmayan mülk sahiplerine yönelik düzenleme büyük yankı uyandırdı. Ve işte TRT Haber İstanbul ve Kocaeli'nde böyle çok sayıda yapının bulunduğu iki mahallenin nabzını tuttu. Bakın neler çıktı ortaya, ne yönde değerlendirmeler yapıldı. Ekranlarınıza gelsin şimdi. 13 milyon bina, her birinde ortalama 5 kişi yaşasa ne kadar büyük bir nüfusa hitap ediyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın imar müjdesi milyonlarca aile için umut oldu. İstanbul'da imar sorununun yaşandığı noktalardan biri de Beykoz'du. Beykoz sakinleri de imar barışı sayesinde tapularına kavuşacakları günü dört gözle bekliyor. İmar barışı yapı kayıt belgesiyle çözülecek. Çevre Şehircilik Bakanlığı hem tespit yapacak hem de tescil belgesi verecek. Kayıt ve tapu aşamalarında %3 bedel alınacak. Gebze Yavuz Selim Mahallesi sakinleri 40 senedir imar sorunlarının çözülmesini bekliyor. Tapu talebiyle yatıp tapu talebiyle kalkıyorlar. En büyük sıkıntıları ise gerekli olan altyapı yatırımlarını alamamaları. Yaklaşık 5000 hanenin olduğu mahalleli mutlu. Benim mahallemde her evin elektriği var, suyu var. Emlak vergilerimizi veriyoruz. Tek beklediğimiz buranın bir an önce imara geçmesi, tapularımızın verilmesi. İmar barışında en fazla merak edilenlerden biri de raiç bedel meselesi. Bize burada emlak raiç bedeli üzerinden verilirse bizi mağdur etmeyeceklerine inanıyoruz. İmar barışı belediyeleri de rahatlatacak. Geçmişteki sıkıntıları bitireceğine, azaltacağına inanıyorum. Gelecekte de artık plansız, projesiz, ruhsat almadan rastgele yapılaşmanın inşallah önüne geçecektir diye inanıyorum. Yeni düzenleme kentsel dönüşüme de hız verecek. İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın sözünü ettiği İzmir'in Buca ilçesi. İzmir'in 30 ilçesinde güvenli olmayan bina sayısı 313 bine ulaşıyor. Yeni düzenlemeyle hem bu binaların devletle ihtilafı ortadan kaldırılacak hem de kentsel dönüşüme hız verilecek. Efendim, hükümetin dün açıkladığı pakette öğrencileri, üniversite öğrencilerini de ilgilendiren çok önemli bir madde vardı. Üniversiteyi 7 yılda bitiremeyen öğrencilerin okulla ilişiği kesiliyordu. İşte onları ilgilendiriyor. Çok önemli bir fırsat. Nedir efendim? Kaç kişi ilgilendiriyor? 500 binden fazla üniversite öğrencisine af getiriliyor. Ama bazı istisnaları var. Teröre bulaşmış öğrencilere af yok. İşte o düzenlemenin ayrıntıları. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa, terörle irtibatı, iltisakı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacak. Kaydı silinen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemenin detayları belli oldu. Aftan yararlanacak kişi sayısı 500 binden fazla. Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenimi gibi öğrencilerden kendi isteğiyle ilişkileri kesilen öğrenciler bu aftan yararlanabilecek. Bence güzel oldu. Hani çoğu insan mecburiyetten okulu bırakmak durumunda kalabilir. Bu af onlar için büyük bir fayda. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişkilerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuru yapacaklar. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da öğrenimlerine başlayacaklar. Af çıkmalı ve tabii ki de bu eğitimin bir şekilde tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkenin buna ihtiyacı var. Bir gencin buna ihtiyacı var. Askerlik zamanı gelmiş olanların ise askerlikleri tecil edilecek. Silah altındakilerse terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurularını yapmak zorunda.
üniversiteye ilk girişlerinde oldukları ikamet yerinden ayrılarak farklı bir ikamet yerine yerleşenlerse bu durumu belgeleyecek. İkamet ettikleri üniversitedeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecekler. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans programlarına başvuru yapılabilecek. Efendim, Adana'da çok önemli bir FETÖ operasyonu yapıldı ve FETÖ'nün gaybubet evi olarak kullandığı bir eve operasyon yapıldı. Biliyorsunuz işte yokluk, bulunmayış anlamına geliyor gaybubet ve FETÖ terör örgütünün de saklanmak için kullandığı evler. İşte burada yapılan operasyonda polisin geldiğini gören zanlı telefonunu işte bu su dolu inşaat çukuruna atıyor. Ama bu durum polisin gözünden kaçmıyor. Hemen burası sudan arındırılıyor, boşaltılıyor sevgili izleyiciler. Ve çalışma tamamlanıyor, telefona el konuluyor. İşte bu bulunan telefonda inceleme yapıldı ve baylok olduğu ortaya çıktı. Adana'da 11 Nisan'da örgüt üyelerinin gaybubet evi olarak adlandırdığı hücre evine operasyon düzenlendi. Baskın sırasında evde bulunan 6 kişi yakalandı. Polis Fethullahçı terör örgütünün gaybubet evine operasyon yaptığı sırada evde bulunan zanlılardan biri delili karartmak için cep telefonunu evin balkonundan inşaatın bu çukuruna attı. Bu durum polislerin gözünden kaçmadı. Ancak telefonu bulmak hiç de kolay olmadı. Balkondan atılan cep telefonu tonlarca suyla dolu işte bu inşaat çukuruna düştü. Su tahliye edildi ve olay yeri inceleme ekibi cep telefonuna ulaştı. Cep telefonunda zanlılardan MY'nin parmak izine rastlandı. Telefonda örgütün şifreli haberleşme programı Baylok yüklüydü. Zanlının üst düzey FETÖ üyeleriyle bu telefonla görüştüğü, telefonun da Amerika Birleşik Devletleri'nden gönderildiği tahmin ediliyor. 11 Nisan'daki operasyonda Adana polisi hücre evinde 6 sözde asker imamını yakaladı. Zanlıların örgütün yeniden yapılanma, taraftar bulma ve devlet kademelerine sızmak için görevlendirme yaptığı belirlendi. Efendim işte terör örgütleriyle mücadele devam ediyor. Az önce de aktardık. FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor ve PKK'ya yönelik operasyonlar da devam ediyor ve terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında sağ olarak yakalanan bir teröristin kırmızı bültenle arandığı açıklandı. Bölücü terör örgütü PKK ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Siirt'in Eruh ilçesi Payamlı Köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçleri biri sağ olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi. Ölü olarak ele geçirilen Adil Kod adlı Muhti Başçı isimli teröristin İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesindeki gri kategoride yer aldığı açıklanmıştı. Operasyonda sağ olarak yakalanan teröristle ilgili de önemli bir bilgiye ulaşıldı. Teröristin Malik Kod adlı Osman Özonal olduğu belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri sağ yakalanan teröristin kırmızı bültenle arandığını açıkladı. Teröristle ilgili işlemler sürüyor. Ve efendim Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt takımı bir ilke imza attı. Personel taşıma helikopteri, bu gördüğünüz helikopter sevgili izleyiciler, arka kapağı olmadan havalandı ve 3000 metreden paraşüt takımı atladı. Bir cesaret örneği gerçekten. Ve işte atladılar 3000 metreden ve gökyüzünde Türk bayrağı açtılar. Helikopterden kendilerini boşluğa bıraktılar. Yerden 3000 metre yükseklikte Türk bayrağını dalgalandırdılar. Kaydedilen o anları ilkleri biz başarırız notuyla paylaştılar. Görüntüler Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt takımının 23 Nisan atlayışından. Personel taşıma için kullanılan helikopterin arka kapağı söküldü. O helikopter Türkiye'de ilk kez kapaksız olarak uçtu. 10 bin feet'e ulaşıldığında paraşütçüler tek tek atladı. Gökyüzünde Türk bayrağı açıldı.
Bu özel anlar hazırlanan kliple Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Efendim, ekonomideki görünümle ilgili önemli açıklamalar, rakamlar var. Onları aktaracağız sizlere. Efendim, Nisan ayında ihracat rekoru kırıldı. Nisan'da %15 artışla 13,5 milyar dolara çıktı ihracat sevgili izleyiciler. İlk 4 ayda %10,4, 12 aylık artışsa %10,7 olarak gerçekleşti. Ve efendim, şimdi Uluslararası Para Fonu IMF'den de çok önemli bir açıklama geldi. IMF diyor ki 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisi özellikle 2017'de çok hızlı bir şekilde toplandı. İşte bu saptama var. IMF'den, Uluslararası Para Fonu'ndan böyle bir tespit var. Türkiye ile ilgili raporunu açıkladı IMF. Bakın başka hangi noktalar var bu raporda. 15 Temmuz darbe girişimi püskürtüldü. Ekonomi hızla toparlandı. Tüm bu gelişmeler IMF raporuna yansıdı. Uluslararası Para Fonu, Türk ekonomisinin 2016'daki darbe girişiminin ardından geçen yıl güçlü şekilde toparlandığını açıkladı. IMF, Türkiye ekonomisini ayrıntılı olarak gözden geçirdi. Elde ettiği sonuçlarla da konsültasyon raporunu yayımladı. Raporda makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesiyle ekonomik büyümenin ivme kazandığı belirtiliyor. IMF'ye göre Türk ekonomisi bu yıl %4,5 büyüyecek. Raporda Türk ekonomisinin risklere karşı bugüne kadar dirençli durduğuna dikkat çekildi. 2017'de yakalanan güçlü büyüme performansının başta cari açık ve enflasyondaki dengesizlikleri gidermek için fırsata dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı. Büyümenin sürdürülebilmesi için ekonomi politikasının enflasyonla mücadeleye ve dengesizliklerin giderilmesine odaklanmasının önemine dikkat çekildi. Raporda yapısal reformların iş piyasasında esnekliği artırmaya odaklanması gerektiği de belirtildi. Sevgili izleyiciler, uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz akla zarar yöntemlerinden birini göstereceğiz sizlere. Van'da bir tır durduruluyor ve karpuzların olduğu görülüyor. Ama işte o burnu hassas köpekler tabii bunu yemiyorlar tabiri caizse. Ve bakın karpuzların içinden ne çıkıyor? Şimdi yarıyorlar karpuzu bıçakla ve içine un koymuşlar sevgili izleyiciler. O suyunu çeksin alsın diye ve zulalar içinde, bakın görüyorsunuz, unlar var ve zulalar içinde uyuşturucular yakalanıyor. İki kişi gözaltına alındı. İşte karpuzlara zulalanmış 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Kesmece bunlar. O ne? Şu. Her gün yeni bir yöntem deneyen uyuşturucu tacirleri yine yakayı ele verdi. Polis kirli bir planı daha boşa çıkarttı. Hadi, narkotik suçlarla mücadele ekipleri Van'ın Gevaş ilçesindeki kontrol noktasında bir tırı durdurdu. Tırda karton kutular içerisinde karpuzlar vardı. Ancak hassas burun Alfa'nın tepkisi bunların sadece karpuz olmadığını ortaya çıkardı. Karpuzlarını bant yapıştırmışlar. Aç. Açıyoruz. Karpuzlar tek tek kontrol edildi. Açılan her karpuzdan zehir paketleri çıktı. Evet, dolu. Peki. Renkli görünüm itibariyle. Eroin maddesi. Tırdaki karpuzların içerisine zulalanmış 126 paket halinde 65 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Bu arada Van Emniyeti sene başından bu yana zehir tacirlerine yönelik 61 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi. Sevgili izleyiciler, burası Elazığ Bingöl Karayolu. Ya, hava yağışlı, yollar kaygan. Dolayısıyla bakın tır sürücüsü kontrolü kaybediyor. Bakın şurada geliyor ve kaya kaya bir benzin istasyonuna gelip çarpıyor. Ve işte pompaya çarptı. Neyse ki korkulan olmadı. Tanker devrilmediği için büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Yaşanmamış oldu böyle bir facia. Gerçekten çok ilginç ve tüyler ürperten bir görüntüydü. Bu görüntüyü ekranlarınıza getirdik. Şimdi efendim Aydın'a uzanacağız. Aydın'da bir kişi iki poşet taşıyor. Birinde yumurtalar var, peynir var, birinde de paralar var.
Hem de az buz bir para değil. Özel halk otobüsüne biniyor sevgili izleyiciler. Ama inerken o yumurtanın ve peynirin olduğu poşeti alıyor ama paranın olduğu poşeti unutuyor. İçinde ne kadar var biliyor musunuz o poşetin? 29.390 lira. Çocuklarına araba almak için biriktirmiş bu poşeti. Neyse ki sahibine teslim ediliyor gün sonunda. Elinde para dolu poşet ve yumurta kolisiyle otobüse bindi. Bilet bedelini ödeyip bir koltuğa oturdu. Aslan Ali Gençoğlu, Aydın'da Astim Otogar arasında çalışan özel halk otobüsüne bindi. Otobüsten inerken yumurta kolisini ve peyniri aldı. İçinde 29.390 lira bulunan poşeti unuttu. Kimsenin almadığı poşeti özel halk otobüsü şoförü Ufuk Türkeş son seferini yaptıktan sonra fark etti. Bütün yolcular bittikten sonra otogara gittim. Rutin araba içinde herhangi bir şey var mı diye baktım. Poşet gözüme ilişti. Poşet içinde de para olduğunu anladım. Akabinde hemen görevli arkadaşımıza teslim ettim. Paranın sahibi bulundu ve Efeler Halk Otobüsü Kooperatifine davet edildi. Bir emanetim kaybolmuştu da herhalde bulunmuş. Ne emaneti, ne vardı? Poşetin içinde çocuklarıma ait vekalet 29.000 küsur lirada para. Aslan Ali Gençoğlu araba satın almayı planladığı paraya kavuşunca büyük sevinç yaşadı. Çok teşekkür ettim. Çok çok sağ olun. Allah sizin gibi insanları eksik eylemesin. İhtiyaçları aldım. Minibüse bindim. Evin önünde duraktan inerken bir koli yumurtayla sadece peyniri aldım, parayı unuttum. Bir koli yumurta paradan demek ki kıymetli gibiymiş ki yumurtayı aldık, parayı unuttuk. Buraya bak abi. Unutkanlık işte hepimizin başına geliyor ama neyse ki dönmüş dolaşmış o para gelmiş. Hala dürüst vatandaşların sayısı çok fazla çünkü. Sevgili izleyiciler, bu haberle birlikte bu akşam da veda vakti geldi. Yayınımız Yüksek Seçim Kurulu'nun bildirileriyle devam edecek. Saatler yarın 20'yi gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Lütfen siz de ekranlarınızın başında olun. Mutlu akşamlar. Yüksek Seçim Kurulu'ndan duyurulmuştur. Birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili Genel Seçiminde 1A. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemlerinin 7 Haziran 2018 Perşembe günü başlatılması, 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17'de bitirilmesi, B. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumundaysa 30 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 8'de başlatılması, 8 Temmuz 2018 Pazar günü saat 17'ye kadar devam etmesine, 2. Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Karkamış Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey Karayolu, Dereköy Karayolu, Şakirpaşa Karayolu, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Çardak Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum Milas Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Çaycuma Havalimanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Taşucu Limanı ve Samsun Limanı gümrük kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabileceğine, Yüksek Seçim Kurulu'nca 34/2018 tarih ve 333 sayıyla karar verilmiştir. İlgililere, görevlilere ve kamuoyuna önemle duyurulur. Yüksek Seçim Kurulu'ndan duyurulmuştur. 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimine ilişkin 1. Seyyar Sandık Kurulu seçmen listelerine hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin kaydedilebileceğine, 2. Köyler ve beldelerde kayıtlı seçmenlerle 6.360 sayılı 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe kurulmasıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ve 5.216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında
köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenlerin seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacaklarına, 3 bir sandıkla oy kullanacak azami seçmen sayısının 20 olarak belirlenmesine, Yüksek Seçim Kurulu'nca 1-5-2018 tarih ve 347 sayıyla karar verilmiştir. İlgililere, görevlilere ve kamuoyuna önemle duyurulur. Yüksek Seçim Kurulu'ndan duyurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edilenler için 4-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında teklifte bulunacak seçmenlerin kimlik tespitinde 1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılarla yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilmesi gerektiğine, 2. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin teklifte bulunabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca nüfus müdürlüklerince verilmiş veya e-devlet kapısından barkodlu www.turkiye.gov.tr alınmış nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi gerektiğine, 3. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden adaylık başvurusu kabul edilenler için 4-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında saat 8-20 saatleri arasında teklifte bulunulacağından saat 20 itibariyle sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de teklif işlemlerinin tamamlanması gerektiğine, saat 20'den sonra gelenlere teklifte bulundurulmayacağına, Yüksek Seçim Kurulu'nca 1-5-2018 tarih ve 344 sayıyla karar verilmiştir. İlgililere, görevlilere ve kamuoyuna önemle duyurulur.